işte. Olacağı buydu. Kemal! 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 Ne oluyor be? Gelenler var oğlum. Neredesin be? Kemal! Geliyorum, geliyorum. Oyala onları. Oyalamak mı? Adamlar kalabalık. Hepsi de silahlı. Kolaysa gel kendin oyala. Kemal, Kemal çok korkuyorum. Kemal, bırak şimdi söylenmeyi. Toparlan hadi. Acele et. Ne yapacağız şimdi? Kemal! Kaçacağız tabii. Ne yapacağız? Korkuyorum Kemal. Ya bizi bulurlarsa? Kemal! Kemal! Neredesin be oğlum? Gebereceğiz. Vallahi bu sefer kesin gebereceğiz. Birlikte görünmeyelim. Sen çalılara git. Kemal! Çalılara mı? Seni bir daha ne zaman göreceğim? Ne bileyim, görürsün elbet. Hadi koş. Kemal! Hadi be oğlum! Çabuk ol, çabuk! Neredesin be oğlum? Hadi durma, bas gaza! Hadi bas gaza, geldiler! Senin yüzünden. Senin şu uçkur merakın yüzünden. Söylenip durma tepemde. Belliydi. Bir gün başımıza bunların geleceği belliydi. Çalışmaz hadi, tabii çalışmaz. Kamyon haklı. Haklı mı? Ne demek haklı? Bundan ettin güzelim kamyonu. Elimden geleni yapıyorum. Elinden geleni demin yapıyordun. Kızla beraberken içeride. Şu adamlar var ya, görüyor musun? Şu gelenler. Birazdan onlar bize elinden geleni yapacak. Buradan sağ çıkarsak seni öldüreceğim. Öyle bir şey olmayacak aslanım. Hiç olmayacak. Çünkü buradan sağ çıkamayacağız. Hayır. Anladın mı? Eğitme, çalıştı işte. Sonunda seni öldürebileceğim ya. Seni öldüreceğim. Merhaba. Selam ağalar. Domuz avına çıktık. Gelirken yamaçlarda hiç domuza rastladınız mı? Dün gece sürüyle dağdan inip tarlaya daldılar. Ne tütün kaldı ne fidan. Geçmiş olsun ağam. Ben görmedim. Ben bir tane gördüm. İki kilometre kadar geride. Tepelere doğru. Sağ ol kardeş. Yolunuz açık olsun. Siz de sağ olun ağalar. Rastgele. Eyvallah. Ulan Yaşar. Ne panik adamsın be. Senin yüzünden keyfimiz yarım kaldı, iyi mi? Tükürürüm senin keyfine ha. Şimdi böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun ama bir gün bu işler bir Arap saçına dönecek. O zaman senin feleğin şaşacak aslanım. Onu boş ver de Pinarlı Bahçe'ye uğrayalım mı? Ne yapacağız orada? Sen bir kuyu tandır yersin. Ya sen? Ben de Kezban'ı görürüm. Lokantacının kızını. Çoktandır uğramıyorum. Yolumu gözlüyordur şimdi. Allah gözün doyursun be kardeşim. Nazlı var ya Nazlı. Hop hop, onu karıştırma. Bu yaptıklarını Nazlı bacım bir duysa var ya, Kur'an çarpsın seni alnından vurur. Aa, haklısın vallahi. Yapar mı? Yapar. Ama sen de dahil tüm cümle alem bilsin ki onun kalbimde yeri başka. Bambaşka. Ah Nazlıma. Sen başkasın. Bambaşka. Oğlum şu Mustafa da ne salak adam ya. Niye lan? İlik gibi kızı bulmuş işte. Fena mı? Ya öyle diyorsun da kız sağlam ayakkabı değil ki. Yok be sen de. Onu da nereden çıkardın? Bilmezden gelme be aslan. Ya bütün köyün dilinde kızın gizli gizli Kemal'le buluştuğunu görmüşler. Bir senin haberin yok herhalde ha. Hadi ya. Kız da ne anasının gözüymüş ha. Tam da düğün arifesi. Böyle kızları yaşatmazlar burada. Belli mi olur Nazlı bu delinin teki? Oho iyi iş vallahi. Hem deli numarasını yat, hem de parmağında erkekleri oynat. Götür kızım, götür. Ne diyorsunuz be siz? Oo, bak sen kimleri görüyoruz. Ne geveleyip duruyorsunuz lafı? Hop, kendine gel. Lafını bil Nazlı. Gelmiyorum. Gelmiyorum be.
Dur. Gelmiyorum işte. Ya bırak bunları kızı, dur sen. Ya bırak şimdi seni. Bırak. Bıraksana. Hop beyler, ne oluyor burada? Komutanım. Bir tatsızlık mı var beyler? Komutanım, bu deli kız durup dururken güğümlerimizi dağıttı. Ne? Durup dururken mi? İnsanda bir parça mertlik olur be. Söylesenize doğrusunu. Arkamdan demedik laf bırakmadınız. Uğursuzlar. Dur, sakin ol, sakin ol. Sen sus Nazlı. Doğru mu Nazlı'nın söyledikleri? Biz arkadaşlar aramızda şakalaşıyorduk komutan, hani öylesine. Ben şimdi ikinizle öyle bir şakalaşırım ki bir daha hayatınız boyunca kendinize gelemezsiniz. Yıkılın lan karşımdan. Hadi. Nereye? Bunu karakola bırakacağım. Senin askerler istediydi. Atla. Güzellik başa bela. Komutan Nazlı'ya çoktan sevdalı. Hiç şansı yok. Mustafa olmasa Kemal, Kemal olmasa Mustafa. Nazlı'yı komutana buralarda kimse yar etmez. Ne o komutan? Beni nezarete mi atacaksın? Orada bıraksaydım daha mı iyiydi? Kendimi korumasını bilirim. Evet, gördüm. Madem tutuklu değilim, beni burada indir. Yumurtaları askerlere sen verirsin. Seni kurtardım diye küsmedin değil mi? Hayır, küsmedim. Düğün hazırlıkları ne alemde? Hiç, nasıl olsun. Anlıyorum. Hayır, hayır komutan, anlayamazsın. Neden Nazlı? Neden anlayamam? Buralı değilsin. Bak Nazlı, ben Ardahan'da doğup büyüdüm. Sonra da okuyup İstanbullu oldun ama. Fark etmez. İnsan her yerde insandır. Ve insan her yerde aşık olabilir. Her yerde. Hiç beklemediği bir anda bile. Sağlıcakla kal komutan. Biliyor musun? Keşke senin gibi bir... Evet Nazlı. Benim gibi bir ne? Evet. Senin gibi bir abim olsaydı. Tut ki var. Sağ ol. Eyvallah. Yavaş be kardeşim. Acelen de geldik işte. Babama söz verdim. Eve erken gitmeliyim. Ha öyleyse başka. Kadir Ağa'yı kızdırmaya gelmez. Şişt, bak Nazlı geliyor. Seri herif gene çıktı karşımıza. Kemal yürü gidelim. Dalaşma şerifle. Olur gideriz. Önce bir derdini anlayalım. Kemal gitme ya. Bir şey mi vardı? Evet var. Nişanlımdan uzak dur. Uzatma Kemal. Uyuma şunlara. Şimdi kulaklarını iyi aç Mustafa. Pirpirimdeki bebeler daha iyi bilir ki Nazlı'nın gönlü bendedir. Sen ne biçim bir erkeksin ki? Seni sevmeyen bir kızı alıp zorla karın yapmak istersin. Erkeklik ha? Erkeklik ha? Gel. Hadi gel de erkeklik neymiş göstereyim sana. Durun yapmayın. Gel korktun mu ha? Dur dedim. Gelsene. Bırak o bıçağı. Gelsene. Dur diyorum. Sağır mı oldun ha? Duymaz mısın ha? Dur Nazlı bıçağı. Sana söylüyorum kardeşim. Duymaz mısın? Mustafa. Düğün davulları vurmaya başladı bile. Nazlı iki gün sonra benim kollarımda olacak. Dur bakalım, kendine gel. Sen bir mikropsun. Lafını bil de külahları değişmeyelim. Bize adettir. Gerdekte önce avrat dövülmez. Bas geri. Façam biraz bozuldu ama idare et. Küçük bir erkeklik hatırası. Yürü. Yürü dedim sana. Hadi yürü. Bırak beni. Çabuk yürü. Size mi kaldı benim tadım tuzum? Aman. Keyfimin kayası mısın lan? Alayım mı şimdi ayağımın altına ha? Alayım mı? Yapma Kadir Ağa, sakin ol. Ulan üç kuruşluk mergileyi bile içirmiyorsunuz adama be. Allah sizi bildiği gibi yapsın ulan.
Ne yaptım ben şimdi? Bir de soruyor. Düpedüz eşeklik ettin oğlum. Adamın zaten canı burnunda. Bilmiyor musun derdini? Yo, neymiş ki derdi? Kanlısı çıkıyor hapiste. Şane çıkıyor, şane. Şu mesele. O mesele ya. Kadir Ağa günlerdir korkuyla cebelleşir. Sen de üstüne tüy diktin. Duydunuz mu? Şane çıkıyor. Ne yani şane çıkıyor? Bugün. Bugün değilse yarın. Çıkınca ne yapacak? Şane doğru pirpirime gelecek. Gelip Kadir Ağa'yı görecek. Her gün Kadir'i görürmüş rüyasında. Her rüyasında bir Kadir Ağa vurulmuş Şane. Şane geliyor. Zehra! Ne duruyorsun orada köpek eniği gibi? Kalk sofrayı hazırla. Ne bakıyorsun lan? Git içeri, git gözüme gözükme. Ne bakıyorsun öyle ha? Ne bakıyorsun? Hadi, hadi, hadi durma. Sen de söyle. Hiç konuşmayan dilin canlanır belki. Sen de çığır arkamdan. Şane, şane. He? Kalksana lan karşımdan kalk. Ne geldiyse başıma senin yüzünden geldi. Yine ne oluyor Allah aşkına? Sen karışma Meryem'ime. Öfkeni şu zavallıdan mı çıkarıyorsun? Bu kadının susması beni çıldırtacak. Gel içeri. Gel içeri. Şane hapisten çıkıyor. Bütün mesele bu değil mi? Bir daha onun adını ağzına alma. Olur, alma. Asma yüzünü Şane ağam. Bir gün sonra da sen çıkıyorsun. Benden sonra geldin, benden önce gidiyorsun. Alt tarafı bir gün. İstersen hatırın için o günü de fazladan yatarım, olur biter. Buradan yine birlikte çıkarız. Hatır için damda yatılmaz Mehmet kardeş. Özgürlük feda edilmez. Ömre ziyandır. Saniyesi bile haram. Yine de sağ ol. Buralarda kim bilir kaç ömür çürüttün ağam. 25 yılda kaç ömür. İsimler, insan suretleri, memleketler ve bir sürü hatıra. Çıkar çıkmaz hepsini unutacağım Mehmet. Hepsini. Bir şey hariç. Nedir o? İntikam. Birden karşıma çıktılar. Kalabalık geldiler. Onlarla baş edemedim. Nazlı her şeyi gördü. En kötüsü de buydu öyle mi? Evet, öyle. Ve gururun incindi. Haksız mıyım? Bilmiyorum. Bu işlerden pek anlamam. Bana kızgınsın. Hayır. Biliyorum Cemşit Usta. Kızgınsın. Bak evlat. Şu gördüğün çamur var ya, bir müddet sonra yoğrulup çömlek olacak. Peki sen ne işe yarayacaksın? Bunu hiç sordun mu kendine? Öfken, kırılan gururun, kavgaların, başıboşluğun, bütün bunlar ne işe yarayacak? Hatta uğruna yüzünde bıçak yarası taşıdığın Nazlı, o ne işe yarayacak? Yıllar sonra aynaya baktığında neyi hatırlayacaksın evlat? Gözlerime bak da cevap ver. Neyi hatırlayacaksın? Kaybettiğin bir kavgayı mı, yoksa kaybettiğin bir sevdayı mı? Hangisi? Damat, bitir tabağındakini. Daha geride börek var. Sağ ol baba. Bu kadarı bile fazla. Nazlı sofraya gelmeyecek mi? Git çağır ablanı. Çabuk gelsin. Babam söylüyor de. Peki. Nazlı'nın kusuruna bakma. Dün yaklaştı ya, aklı bir karış havada. O kadarla kalsa iyi. Seni bekliyorlar abla. Gelmezsen kötü olacak. Şeytan görsün yüzlerini. Mustafa'dan iyi şeytan mı olur? Güya anamın böreğini özlemiş de gelmiş. Anlamıyorum sanki. Beni şikayete geldi o. Börek bahane. Nazlı yüzünden bugün başım belaya giriyordu. Duydum.
Şu Kemal meselesi canıma tak etti baba. Aha söylüyorum. Katil olursam sebebi Nazlı'dır. O nasıl söz oğlum? Bu kız hala gelmiyor mu sofraya? Israr etme baba, zorla güzellik olmaz. Ne bir olur ki? Niye gelmiyorsun lan sofraya? Aç değilim. Gel dedim mi geleceksin. Nişanlın o senin. Yarın da kocan olacak. Benim kocam mı yoksa senin damadın mı olması önemli? Gelmiyorum işte. İstersen öldür ama gelmiyorum. Sen ne alt ediyorsun burada? Ben yemeğimi bitirmiştim. Ben kalk demeden kalkmayacaksın, anladın mı? Benden habersiz tek adım atmayacaksın, tamam mı? Bırak onu. Bana kızıp öfkeni ondan çıkarma. Adam gibi geç otur şu sofraya. Tamam, geliyorum. Mustafa yapması gerekeni yaptı. Erkek adam. Namusuna göz dikildi mi boş durmaz. Elini kanada bular, gider mafustamında da yatar. Biz Karahan soyu bugüne kadar namus için yaşadık baba. Öyle gördük, öyle bildik. Yerden göğe haklısın. Keşke orada olsaydım da o Kemal denen iti bir de ben benzetseydim. Erkeklik dediğiniz elde bıçak adam doğramak mı? Erkeklik ille de bilek zoru mu? Namus bir kıza zorla el koymak mı? Haddini bil, kapa çeneni. Sevginin olmadığı yerde erkeklik kaç para eder? Namus kaç para eder? Söyleseniz ha, kaç para eder? Kes dedim. Onu aldırma, alışacak. Alışmak zorunda. Bana müsaade. Kalsaydın daha tatlı var. Başka zaman baba, başka zaman. Güle güle. Hadi, güle güle. Güle güle. Hadi sağ ol. Bu kız niye böyle? Yoksa çok mu üstüne gittik Rüstem? Zengin bir damadımız olsun derken yoksa kızımız mı elden gidecek? Başka çaresi yok Fadime. Mustafa'nın babası olmasa zor gelirdik bugünlere. Onun verdiği üç karış toprakla kuruyoruz bu sofrayı. Artık kimseyi taşıyacak takatim kalmadı, kimseyi. Çocuk ne yakışıklı değil mi abla? Daha önce de bir filmini gördüm. Film denizde geçiyor. Kocaman, yelkenli bir gemide. Çocuk güvertede dalgaları seyrediyor. Boynunda sevdiği kızın verdiği atkı. Rüzgar saçlarını uçurmuş. Denizde geçen filmleri çok seviyorum. Denizi de çok seviyorum. Hiç deniz görmedim ama olsun. İnsan görmediği şeyleri de sever değil mi? Öyle değil mi? Sever. Ben çıkıyorum. Çıkıyor musun? Nereye? Delisin sen. Akıllı kalmak için bir sebep var mı? Görürlerse bu defa öldürürler. İyi ya, bu iş bir defada biter. Annemlere ne diyeceksin? Bulurum bir şey. Ben Selma'ya kadar gidiyorum. Selma'ya mı? Akşam vakti nereden çıktı bu? Gündüzden söz verdim, beni bekliyor. Sakın geç kalma. Olur, kalmam. Kalırsam da sokaklara çıkar, namus için biraz daha kan akıtırsınız, olur biter. Evlenip gitse de kurtulsak şundan. Çok acıyor mu? Geçer. Benim yüzümden oldu. Olsun. Senin yüzünden olan her şey kabul. Suç sende. Adam belalı. Üstüne gitmeyecektin. Kendimi tutamadım. Neden? Senin için o kadar önemli miyim? Hem de çok. Burada durmayalım. Şimdi biri geçer. Evde zaten kıyamet koptu. Hı hı. Gel. Thank you.
Bu resim hep burada mı duruyor? Hep. Ona baktıkça ne hatırlıyorsun? Sevdiğim kızı. Diyelim ki Mustafa'ya vardım. Düğünümüz yapıldı. Ya ondan sonra? Ondan sonra bu resme bakınca ne hatırlayacaksın Kemal? Ben bir aptalım. Yollarda direksiyon sallarken göz göre göre gittiğini göremedim. Gideceğime inanmadın değil mi? Biliyoruz. Babamdan hayır yok. Biraz param olsun istedim. Buralardan çekip gidersek namerde muhtaç olmayalım. İki gece sonra düğünüm var. Düşündükçe kabus gibi çöküyor üstüme. Bir el boğazımı sıkıyor. O gece ben ne yapacağım Kemal? Sen ne yapacaksın? Nazlı, ben... Ben bilemiyorum. Bir şeyler düşün, bir şeyler yap. Beni Mustafa'ya satmalarına gözüm var. Yoksa yazık olacak Kemal. Sana, bana, bu aşka, her şeye, her şeye yazık olacak. Anladın mı? Sus Nazlı, sus. Allah aşkına sus. Benim içim zaten paramparça. İçi parçalanan bir şeyler yapar. Kös kös oturmaz. Kamyonuyla avarelik etmez. Söyle o zaman, ne yapayım? Kaçalım buradan. O domuzun evine gitmeme izin verme. Söylemesi kolay. Kaçsak nereye sığınacağız? Saklanacak yer mi yok koca memlekette? Arkamda baba desteği olsa neyse. O zaman belki bir şeyler yaparız. Ama yok. Konuş babanla. Bendeki şansa bak. Tam sevecek adam bulmuşum. Bir korkağı. Götür beni. Eve dönmek istiyorum. Geçmiş olsun Mehmet. Sağ ol. Allah kurtarsın. Sağ ol. Geçmiş olsun abi. Sağ ol dostum. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun. Hoşça kal abi. Yolun açık olsun. Pirpirim köyünden geçmeyi unutmayacaksın değil mi? Unutmam abi. İçin rahat olsun. Güle güle. Sabah sabah peşime takılmasan olmazdı. Aman abla ne var bunda? Hem sana arkadaşlık etmiş oldum fena mı? Bu iyiliğin tamamı sadece bana mı? Köyde bir devriye yarı yarıya diyelim. Evet mı? Kalan yarısı başla. Da Foçalı'ya. Günaydın. Günaydın Nazlı. Oo Ayşe bacı da buradaymış. Bunları anam yolladı fazla bir şey değil ama. Buyurun. Gene zahmetler etmiş elleri dert görmesin. Foçalı! Hoçalı gel buraya. Emrindin komutanım. Bana bak Foçalı. Yakarım askerliğini. Komutan burada. Orada değil. Bana vereceksin selamını. Özür dilerim komutanım. Rahat asker. Al şunları içeri götür. Mutfakta yerleştir hadi. Taze demlenmiş çayımız var Nazlı. Aa Ayşe. Arka bahçeye yeni diktiğimiz fidanları görmek ister misin? Baş üstüne komutanım. Geç bakalım Nazlı. Yine mektuba oturmuşsun komutan. İşte ne yaparsın? Çok mu seviyorsun mektup yazmayı? Mektup yazmak askere iyi gelir. Hasreti paylaşır. Mektup yazarken uzaklar yakın olur. Peki seni de uzaktakilere götürür mü? Keşke götürebilse. İstanbul'da bir sevdiğin mi var? Evet, anam. Onu biliyoruz. Başka? İstanbul'da yok. Başka bir yerde. Neyse, beni bırak sen. Kendine bak. Düğüne az kaldı. Düğüne. Komutanı duydum. Az kaldı yanıyordu askerliğin. O işin şakası. Bizim komutan bir tanedir. Çok mu üzülürsün askerliğin yanarsa? Allah yazdıysa bozsun.
Demek buralardan bir an evvel kurtulmak istiyorsun. Sen olsan istemez misin? İstemez olur muyum? Öyle bir isterim ki. Herkes ister. Ama burası senin köyün, memleketin. Ne olmuş memleketimse? İnsanların çoğu memleketinde ölür. Neden böyle konuştun? Buralarda yaşamak zor. Hele bir kız için. Gücüme gidiyor komutan. Böyle kurbanlı koyun gibi satılmak gücüme gidiyor. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke başkaları da senin gibi düşünse. Keşke düşündüklerin bir işe yarasa Nazlı. İçimden, kalbimden geçenler bir işe yarasa. Adam öldürmenin cezası çok mu komutan? Niye sordun? Ben birini öldürsem ne yaparsın? Öncelikle engel olmaya çalışırım. Sonra? Sonra başkalarına ne yaparsam onu yaparım. Cemşit Usta! Cemşit Usta, içeride misin? Kolay gelsin usta. Yine mi geldin? Evet, yine. İstemezsen giderim. Geç otur. Bu işte senden iyisi yok. Biraz önce şekilsiz bir toprak parçasıydı. Biraz sonra yorulup çömlek olacak. Bir işe yarayacak. Senin ellerin olmasa toprak hep toprak olarak kalırdı. Bir işe yaramazdı, öyle değil mi? Eller önemlidir. Bir insanın elleriyle yaptıklarına bak, kalbinden geçenleri hemen anlarsın. Makbule abla, gelin odası hazır. Geliyorum. Ben gidip bir bakayım. İyi, git bak. Sen de bakmak ister misin? Yok ana, daha sonra. Bir sıkıntın mı var? Hayır baba, ne olacak ki? O halde somurtma, biraz yüzün gülsün. İyiyim ben baba. Bakma öyle göründüğüme. Size kahve getirdim. Abine ver, ben kahveye çıkıyorum. Hadi eyvallah. Bu son kahven. Bundan sonra karının yaptıklarını içersin. Ya ama yok, benden o kadar kolay kurtulamazsın. Abi. Efendim? Neyin var? Kafam bozuk. Nazlı'ya mı? Nazlı'ya. Bu köye. Herkese. Kemal'le konuştun mu? Konuşmaz olaydım. Yarın gece düğünün var ama aklın hala onda. Elimde değil, onu seviyorum. Keşke Kemal de senin kadar yürekli olsaydı. Keşke ama değil. Onu sevdiğine pişman mısın? Bazen. Çok mu? Karşında öyle bir sevgi olmalı ki. Nasıl bir sevgi? Korkusuz, güçlü. İçinden geçenleri olduğu gibi haykırmalı. Gözü hiçbir şey görmemeli. Dağların üstüne yürüse dağlar titremeli. Öyle bir sevgi var mı? Olmalı. Olacak şey belli. Yarın geceki düğün. Hayır. Hayır, o düğün olmayacak. Olmayacak mı? Nasıl? Bilmiyorum nasıl olmayacağını ama olmayacak. Delirdin mi sen? Ortalık ayağa kalkar. Kalkarsa kalksın. Ortalık dediğin ne ki? Kendini kurtarmaya çalışan babamla, fırsat düşkünü Mustafa ve 3-5 zibidi. Ölürüm de o adamın koynuna girmem Selma. Ölürüm de girmem. Nazlı dün gece senden sonra Kemal'le buluşmuş. Başlama gene. Kamyonla köyden çıkarken görmüşler. Bu rezalet sadece benim değil, herkesin dilinde. Yarın gece bitecek. İnsanlar susmayacak ama. Ne yapmamı istiyorsun ha? Alıp elime bir silah bütün köyü tarayayım mı? Bütün köyü değil ama... Erkek olsam, eğer yerinde olsam o Kemal'i 5 dakika yaşatmazdım. Üstüme gelme. Karım olana yan göze bakanı yaşatmazdım. Anladın mı? Kemal'in ölüm haberi gelse en çok ben sevinirdim. Oturup haber bekleyeceğine bir şeyler yapaydın. Aptal olma. Kodesi boylarsam Nazlı'yı temelli kaybederim. Hele Nazlı bir karım olsun. Kemal'in hesabını görmek ondan sonra çok daha kolay olacak.
Nazlı gidiyor Cemşit Usta. Yeni mi anladın? Biliyordum ama. Başkalarıyla gününü gün ederken düşünmeye fırsatın olmadı öyle mi? Bir şeyler çıkar diyordum. Bir şeyler çıkar ve gitmez. Gideceğini hiç inanmadım. İnsanlar ikiye ayrılır evlat. Bekleyenler ve bir şeyler yapanlar. Ben işe yaramazın biriyim Cemşit Usta. Galiba öyle de ölüp gideceğim. Toprağa karışacağım. Tıpkı şu çömleğin toprağı gibi. Toprak görevini çömlek haline gelerek yapıyor evlat. Sen toprak olmuşsun, ne işe yarar? Maksat yaşarken adam olmakta. Havada bir uğursuzluk var. Hadi hayırlısı. Ne uğursuzluğu? Kıştır, esecek tabii. Ver tabağını, biraz daha çorba koyayım. Köpek avlıyor. Kemal gelmiştir. Köpek Kemal'i avlamaz. Sus oğlum, sus! Nereye? Sen ne tarafa? Pirpirime gidiyorum. Yola kadar gel istersen. Bu havada dışarıda durulmaz. Sağ ol. Nerede? Uzaktan. Ne kadar uzaktan? 8 yıl. Anlamadım. 8 yıl. Mahpustan yeni çıktım. Abla. Sence bu filmin sonu mutlu bitecek mi? Baksana, kadın çok çaresiz. Abla, abla sen seyretmiyor musun? Bilmem, dalmışım. Düşünüyordum. Bence bu kadın filmin sonunda ölecek, bak görürsün. Bütün ailesini kaybetmiş. Az önce de arkadaşına yaşamak için hiçbir sebebim yok dedi. Poçalı'yla bugün neler konuştun? Birçok şey. Bana köyünü anlattı. Bildiğin köylerden değil ama. Orada deniz var, balıklar. Hatta yazın akşam üzerleri güneş batarken fok balıkları geliyor. Güneş denizi kızıla boyuyor. Onlar, yani foklar denizin üstünde zıplayıp oyun oynuyorlar. Görmüş gibi anlatıyorsun. Günün birinde mutlaka göreceğim. Foçalının da terhisi yakınmış. Yakın mı? Ne zaman? Bilmem. Komutan öyle dedi. Foçalı sana bir şey söylemedi mi? Hayır. Geldik. Ne yapacaksın şimdi? Otobüs bekleyeceğim. Bu havada işin zor. Olsun, beklerim. Peki kardeş, yolun açık olsun. Sağ ol. Bir çay daha içer misin? İstemem. Başka bir arzun var mı? Yatalım, gece oldu. Olur, yatalım. Biz yatıyoruz. Üşürsen sobaya 2 odun daha atıver.
Akranlarının çoğu evlenmiş. Her birinin birer damı var. O damların altında soyunu devam ettirecek bebeleri var. Ya sen ne yapıyorsun ha sen? Sen şu çömlek kadar bile olamıyorsun. Sakin ol, kapı. Kapıydı değil mi? Evet, kapı. Yine Şane'yi mi düşünüyorsun? Açma o konuyu. Neden korkuyorsun ki? Bir zamanlar senin en yakın dostun değil miydi o? Sana açma o konuyu dedim. Hem benim hiç kimseden korkum yok. Haklısın, yanlış görmüşüm. Hiç kimseden korkum yok benim. İyi, anladım. Güzel. Korkmadığını o kadar çok söyledin ki. Anlamamak için aptal olmak lazım. Benim baba. Kapıyı sıkıca kapa. Olur baba. Güzel annem. Seni çok özledim. Ben burada iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Perhizine dikkat ediyorsun değil mi? İlaçlarını alıyor musun? Sakın onları ihmal etme. Bu arada dualarını da sakın benden eksik etme. Pirpirimi sana çok anlattım. Bu gidişle de her mektubumda anlatmaya devam edeceğim. Ne yaparsın? Benim de hayatım bu ücra köyde geçiyor işte. Burada insanların dünyaları çok küçük. Ama hayalleri kocaman. Kocaman hayaller küçücük bir dünyanın içine sıkışınca neler olur bilir misin ha? Düşünmek bile insanı korkutuyor. Dışarıdan bakınca önce sakin görünen ama her an herkesin her türlü çılgınlığı yapabileceği bir cehennem. Sakin bir cehennem. Pirpirimde günlerdir harıl harıl düğün hazırlıkları var ana. Köyün en güzel kızını evlendiriyorlar. Sana ondan söz etmiştim. Görsen sen de seversin. Adı Nazlı. Hatta belki keşke gelinim olsaydı dersin. İşte o kızı hiç istemediği, hatta nefret ettiği biriyle evlendiriyorlar. Herkes bir telaş, bir koşuşturma içinde. Ama dedim ya, burası küçük bir dünya. Bir tarafta düğün bayram, bir tarafta kuşku ve tedirginlik. Çünkü köyün ileri gelenlerinden birinin kanlısı hapisten çıkıyor ana. Yani senin anlayacağın kıyamet koptu kopacak. Ha? Neydi o? Kapı çarptı, bir şey yok.
Kesin şanenin işi. Çıktı demek ki içeride. Evet. İntikamını alacak demek ki. Yandı Kadir ağa. Şane 25 yılın acısını alacak. Alacak tabii. Bu kesin şanenin işidir ha. Bu defa Kadir ağa ayvayı yedi. Kadir ağa geldi. Kadir ağa korkmuş. Ne oluyor lan size? He? Ne bakıyorsunuz? Dağılın lan, dağılın. Hadi, hadi dağılın. Allah topunuzu... Hepinizin... Geçmiş olsun. Sağ ol. Komutanım, nöbet çizelgesini getirin. Devriyeleri iki katına çıkar, nöbetçileri de. Köyün girişi ve çıkışı kontrol altına alınacak, anlaşıldı mı? Ama komutanım, mevcudumuz yetmez. Haklısın ama bu gece kimse uyumayacak. Ben dahil herkes nöbetçi, anlaşıldı mı? Hayırdır komutanım? Şu Şene dedikleri adam hapisten çıkmış. Gelişi yakındır. Gözünüzü dört açın. Emredersin. Aa, şimdi damada benzedin. Damat gibi damat. Öyle değil mi beyler? Balladı, balladı. Vay be, şu güzelliğe bakın. Ulan Mustafa, sadece damada benzesen iyi. Adama da benzemişsin arkadaş, adama. Ayna gibisin be, ayna. Cıvımayın, cıvımayın. Oğlum, bu halinle düşman çatlatırsın, düşman. Kemal zaten çatlamıştır çatlayacağı kadar. Çatlamasa da ben onu çatlatmayı bilirim. Hadi, hadi yürü, yürü bakalım. Bakalım, hadi. Kolay gelsin Ayşe. Hadi kızım, artık girmeyecek misin? Anne, akşama kadar gelinlikle mi oturacağım? Sen de çok rahatsın. Ne haber kızlar? İyidir. Ne çok güzel. Ne de olsa düğünümüz var değil mi? İyi misin? İnsan düğünde mutlu olmaz mı? Anne, abla, komutan geldi. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba oğlum, hoş geldin. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Anam burada olsa bu iş ona düşerdi ama malum o yok. Bu yüzden hediyemi getirmek bana düştü. Benden sana küçük bir düğün hatırası. Mutluluklar dilerim Nazlı. Düğüne geleceksin değil mi komutan? Geleceğim. Neyse, bana müsaade. Tekrar özür dilerim. Sizlere kolay gelsin. Darısı senin başına Ayşe. Şunu dağıt bakalım herkese. Hadi bakalım. Sen hala buralarda mısın? Ya nerede olacaktım? Gözümün görmeyeceği bir yerde. Mesela cehennemin dibinde. Düğünün var diye bütün köyü tapulamalı mı belledin? Evet, öyle yaptım. Bugün benim günüm. İyi o zaman, gününü tepe tepe kullan.
Yürü Kemal, yürü gidelim. Müsaade et. Ama o kadar merak ediyorsan düğünüme gelebilirsin. Yengen de sevinir. Hem zaten Çengi'ye de ihtiyacımız var. Yapma Kemal, belaya bulaşma. Bırak, bırak beni Yaşar. Façan eksik geldiyse söyle, çekinme. Öbür tarafına da bir tane çekeriz ha. Değmez Kemal, değmez bunlara. Onun façası bu gece yarısına doğru tam bozulacak. Hadi yürü. Gülün bakalım, gülün. Sıra bana da gelecek. Hem de çok yakında. Git kamyonu hazırla. Kamyonu mu? Nereye gidiyoruz? Soru sorma. Çabuk ol. Kavakların orada, bekle beni. Nazlı'dan sonra seni evlendireceğiz. Ne var? Niye çağırdın beni? Nazlı. Yine beni ne kadar çok sevdiğini mi söyleyeceksin? Yine bir şey yapamayacağını mı anlatacaksın? Yine çarem yok mu diyeceksin? Hayır Nazlı, yeter, yeter! Hayır, bunların hiçbirini demeyeceğim. Evet, seni çok seviyorum. Hem de çok. Allah şahidimdir, seni o herife yar etmeyeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Kaçıracağım seni. Ne? Yürü, gidiyoruz. Hemen şimdi mi? Hemen şimdi, yürü. Şunlara bak, bu Nazlı değil mi? He ya, yanındaki de Kemal. Vay anam vay, yürü hadi. Bunları da alın. Çok abla, güzel. Abla neredesin? Ablam, ablam gitmiş. Ne var, ne oluyor? Ama seninle olan kavaklara doğru gidiyordu. Yanında Nazlı da vardı. Ne? Kaçırıyordu ağam. Vallahi billahi kaçırıyordu. Ne diyorsun lan sen? Çekil şuradan. Duydun mu? Senin oğlan Nazlı'yı kaçırmış. Olacağı buydu zaten. Vallahi ben Kadir Ağa'ya acıyorum. Dertsiz başına dert aldı zavallı. Şöne belası yetmezmiş gibi bir de hayırsız oğluyla uğraşacak. Fadime bacı, neyin var? Nazlı daha hazırlanmadı mı? Konuşsana be kadın, dilini mi yuttun? Dur oğul, öyle dellenme. Anlat hele Fadime bacı, Nazlı nerede? Ablam, ablam kaçmış. Kaçmış mı? Nereye, kim, nasıl? Rüstem nerede? Kocan olacak o adam nerede? Utancından kedini eve kapadı. Ben onları gördüm ağam. Kimleri gördün? Kemal ile Nazlı'yı kaçarken gördüm. Ne tarafa gittiler, çabuk söyle. Thank you.
yapıyor bu adam? Durmayacak mısın? Ne yapıyorsun baba? El alemin kızını kaçırmaya utanmıyor musun? Ben sana böyle mi öğrettim ha? Böyle mi öğrettim? Düğünden kız kaçırılır mı? Ha söylesene! Haysiyetimle, şerefimle oynadın. İki paralık ettin beni. Ben de şerefim için kaçırdım baba. Ne şerefi be, ne şerefi? Şimdi alacaksın bu kızı, kendi ellerinle evine teslim edeceksin. Olmaz baba, bunu isteme. Elindeki o silahla vur beni ama bunu isteme. Götüreceksin lan, götüreceksin. Katilin olurum yoksa, anladın mı? Şahane. Hesabımı görmeye geldim Kadir. Kardeşlik hakkımı senden almaya geldim. 25 yılın hesabını sormaya geldim. İhanetin bedelini ödetmeye geldim. Çıktığına sevindim Şane. Ben başına gelenlere çok üzülmüştüm. Yalan söyleme Kadir. Yalan söyleme. Senin yalanına bir kere kandım. Bana 25 yıla patladı. Ve sevdiğim kadını aldın. Zehra'mı. Söz bitmiştir Kadir. Şimdi ölme zamanı. Evlat, çekil babanın yanından. Ayrılma bir yere Kemal. Evlat, çekil babanın yanından. Seninle işim yok. Derdini biliyorum babalık. Bırak o silahı. Kaybolmuş yıllarının hesabını kanla temizleyemezsin. Kemal, dur gitme üstüne. Delinin biridir o. Gel bir büyüklük yap. Babamı affet. Senin durumuna yıllarca üzüldü. Ömrü korku içinde geçti. Karşındaki suçlu da olsa affetmek büyüklüğün şanındandır. İndir silahını Şana. Elini bir daha kana bulama. İndir şunu. Kemal çekil aradan. Hayır baba yapma. Dilerim. Kemal ölme. Kalk Kemal. Ölme, kalk konuş benimle. Yüzüme bak Kemal, yüzüme. Şane! Şane! Kork artık benden. Buradan. Kemal ölme. Yürü. Kemal ölme. Yürü dedim sana. Gideceğiz Kemal. Kalk. Gideceğiz buradan. Hadi Kemal, kalk. Yürü dedim. Kalk. Kemal'im, kalk gel, gidelim Kemal. Gel gidiyoruz. Hayır. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Bırak beni. Gel bırak. Dedim. Kemal. Gel. Yürü bırak dedim sana. Beni. Yürü. Bırak. Bırak diyorum. Din şunu hadi. Hadi. Yeah.
Hadi kızım, vakit tamam. Çıkın siz. Nazlı. Çıkın buradan. Hadi. Burada kal. Ablanın yanından ayrılma. Başın sağ olsun Kadir Ağa. Sen sağ ol komutan. Vuran'ı gördün mü Kadir Ağa? Ayrılman doğru değil. Merak etme. Bu defa kaçma. Neden kaçıyorsun? O kadar kötü müyüm mü? Sana hiç kötülüğüm dokundu mu ha? Ailen iyiliğimizden başka ne gördü? Herkes seni sevmemi istedi. Zorla sevmemi istedi. Sen, ailen, benim ailem. Bundan daha büyük kötülük var mı ha? Var mı? Ben çok mu farklı? Benden de aynısı istenmedi. Gözümü açtım, seni gördüm. Seni getirip karşıma koydum. Bu kızı sev dediler. Belime bir silah takıp sevgin için öldür dediler. Ama bir fark var Nazlı, bir fark var. Ben sahiden seni sevdim. Gerekirse senin için öldürürüm de. Gözümü kırpmadan öldürürüm. Hadi gel şimdi, düğüne dön. Misafirler ayıp olacak. Sen git, ben arkandan gelirim. Merak etme, kaçmayacağım. Sana şeref sözüm. Pekala, öyle olsun. Geç kalma. Thank you.
Hey, kim var orada? Kimsin sen? Nazlı! Nazlı! Yetişin! Yetişin! Nazlı'yı kaçırıyorlar!